Trezeguet'in Türkiye'deki üçüncü takımı. Kasımpaşa ile duyduk adını. Geçen sezon yarım dönem, yarım sezon Başakşehir ve bu defa Trabzonspor'la yollar kesişti. Biz de oynadığım müddetçe Başakşehir'de dahil buna en sonundan çıkalım. İyi bir oyun ortaya koydu yani ne kadar kiralık gelseniz bile. İyi bir ivme kazandırdı. Asisti var, golleri var. Ve Trabzonspor'da takım oyuncusu olan bir oyuncuyu aldı. Kasımpaşa'da biliyorsun yani Cagney neler yaptırdı. Kendisi de aynı şekilde gol yüzdesi, son vuruşları olan bir oyuncu. Oynamasını iyi bilen bir oyuncu. Bizim ülkemiz için, takımlarımız için her zaman da üst seviyedeki işte dört büyük takımımızdan hepsine olur muydu? Olabilen bir oyuncu, olması gereken bir oyuncuydu. Almak istiyorsanız şayet. Trabzonspor bitirdi işini. Başarılı bir iş yaptı. Orada işte tabii Bakayem'e çok büyük bir farklı bir profil orada. Onu siz yatağa nasıl hiç unutulmuyorsa Bakayem'e de unutulmayacak. Bakayem'e de unutulmayacak ama bir hocalar için çok problem. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan baba ama takım oyuncusu. Bu Trezeguet'in de şeyi zor. Omuzlarındaki yük ağır. Şimdi Bakayem'in yani, yerine geliyorsunuz. Yani ne yapsanız kıyaslanacak. Ne yapsanız kıyaslanacak. Ama şu var Murat, takım oyuncuları her zaman için öndedir. Onun için siz buradan nereye gitti? İngiltere'ye gitti değil mi? Bakayem'e nereye gitti? Ve hatta nerede oynadı? Yani geldiği yerlere bakacaksınız. Hiçbir zaman için o taraflarda olmamış. Ama bizim ülke için yani derler hani Almanların da o da lafı vardı, biz de söyleriz. Telefon kulübesinin içinde üç kişi hiç hanım nerede? O tarzda bir adam. Ama gel gelelim hoca için çok o kadar problem ki. Tam gidiyorsun ucuma çıkıyorsun, verilmesi gereken ya pat diye topa basıyor. Bütün takım duruyor. Cornelius'a kaç tane gol attırdı? Ona da bir hesaplamak lazım. Şimdi bu sefer Trezeguet daha farklı bir oyun düzeni var. Hocanın da seveceği bir oyun düzeni, bir takım düzeni. Şimdi dikkat eder misin? Hamçik'te bazı pozisyonlarda tabii biz içinden geldiğimiz için onları çözmemiz daha kolay oluyor. Atıyor abi gidiyor. Top gelmiyor bu sefer. Dönüyor Hamçik bu tarafa. Bir de oyunu biz o yönde bakıyoruz. Yani topun olduğu yerde değil. Gelmesi lazım pasın. Geldiği zaman siz geniş bir alana gideceksiniz olayı. Gelmiyor. O da dönüyor. Bu tarafa gidiyor bu sefer. Yani oyuncu için de çok zor bir profil ama seyirci göze hoş gelen bir oyun için Bakayem farklı bir oyuncuydu. Tabii burada taraftarın da beklentisini orada biraz farklı bir noktaya getirmesi lazım. Az önce bahsettiğiniz konu, şimdi Trezeguet ne yapsa kıyaslanacak Bakayem ile. Böyle bakmak Trezeguet'e rahatsızlık olacak. Tabii çünkü ki. Trabzonspor'a farklı şeyler katacaktır sanırım. Yani bir kere çok iyi bir transfer yaptı. Yani şu transferi ne bileyim yani Galatasaray, Fenerbahçe, madem Fenerbahçe kanat her alıyor. Her tarafta olurdu. Her alabilirdi tarafta. Yani Fenerbahçe'de. Beşiktaş aynı şekilde alabilirdi. Hı hı. Maliyetli ama önemli bir transfer. Yani ben tabii ki Emre Kame için ben de özel bir oyuncu olduğunu, yani bir insanın bir kere göz zevkini yaptığı hareketlerle, aklıyla verdiği paslarla, asistlerle, yani o bambaşka bir yeri var ama bu o sayfa bitti. Yani ekonomik tabii olarak uymuyordu. Çok fazla istiyordu. Bitti. Şimdi dediğiniz gibi nerede şu anda? Herhangi bir takımda değil. Hatta Beşiktaş'a önerildi. Hatta Fenerbahçe'ye önerildi. Hatta Fenerbahçe açıklama yaptı. Burada tabii Türkiye'de iki takımda oynadı. Biri Kasımpaşa, taraftarı yok. Diğeri Başakşehir, onun da taraftarı yoktu. Burada şimdi bir artı da müthiş bir taraftarın önünde oynayacaktır Gezi. Yani havaya girebilecek bir oyuncu. İngiltere'de onu daha da motive edebilirsiniz. Yani çünkü bu takımın yıldızı olarak şu an önemli bir yıldız olarak bu kadroya katıldı. Ben Trabzon'un çok iyi bir transfere imza attığını düşünüyorum. İyi bir ama, seçim. Ama burada tabii Şampiyonlar Ligi serüveni önemli. Çıkacak rakip ve sonrasında onu ekarte ederek gruplara kalmak Trabzonspor için önemli. Burada tabii bir Uğurcan meselesi hala tam belli değil. Yani gitmek isteyen bir kaleci işte teklifler olduğu, pazarlıkların yapıldığı bir takım rakamlar konuşuluyor ama resmi ağızlardan bu konuda bir şey yok. Yani kalacak mı? Gidecek mi? Bu bana göre önümüzdeki sezon Trabzonspor'un
önemli isimlerinden biri. Yani gitmesi demek çok önemli bir güç kaybı demek. Kalırsa iyi olur. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eder. Belki ondan sonra daha iyi bir transfer yapar. Bir de stoper arıyorlar. Evet. Sağ stoper. Onun da iyi takımı taşıyabilecek, yani hazır, her an oynayacak bir oyuncu olması lazım. Ki muhtemelen o transferi de yapacaklar. Ondan sonra zaten Trabzon'un bir şeye ihtiyacı yok yani. Erden, sen ne bilirsin, Marlon olmadı mı? Marlon olmadı. Kesin mi? Yani hiçbir şey yok. Kesin değildir ama değildi, tabii. Avrupa'dan talipleri oldu ve oradaki transferin çok zor olduğu konuşuldu. Bilinen bir oyuncu. Bir de o mesela olmuş olsa Hugo Lloris'e çok iyi bir partner olurdu. Mutlaka orayı yapacaklar. Fazla da yok herhalde alacakları, değil mi? Bir tane daha golcü herhalde alacaklar diye biliyorum onu da. Yani. Kim var onlarda? Giannini var. İşte zaten Cornelius var. Başka üçüncü kim var? Üçüncü çıkmıyor. Enis Destan'ı kiralayacak Trabzonspor. Mutlaka kirarlar. Bu kadroda zor iş yapar. Umut Bozok falan ismi geçiyordu ama. Geçiyordu ama yani herhalde olmadı. Umut herhalde kadar. Büyük olasılıkla Galatasaray. Orayı da kendisi de beyan etti. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diye. Orada yani gidecek iki... belki yabancı oyuncuların listesi. Şimdi onunla ilgili de bir haberimiz vardı. Dilerseniz ona da bakalım. Çünkü diğer takımlarda olduğu gibi Trabzonspor'da da bir yabancı oyuncu durumu söz konusu. 8+3 devam ediyor. Kadroda 14 yabancı olabiliyor. Ama burada transferler de yaparken elden çıkartılacak olan yabancı oyuncuların sayısına da dikkat etmek lazım. Bakalım Trabzonspor'daki son fotoğraf nasıl? 17 oyuncu. Şu anda 3'üne zaten lisans çıkartamıyorsunuz. 14 kadroda. Flavio geçen sezon Giresun'daydı değil mi? Tabii. Kiralıktı. Belki... Diabate kiralıktı. Ondan... O oyuncuların zaten gideceği düşünülüyor. 3 oyuncuyu şu an kadrodan çıkarması lazım. Minimum 3 oyuncunun gitmesi gerekiyor Trabzonspor'da. Şey var, Koyta herhalde büyük olasılıkta. Kulüp bulmasını istediler Koyta'nın da. Yani onlar belli ama belki de sadece stoperde, doğru konuşuyoruz stoper olarak da orayı mutlaka alacaklar ama orta sahada belki bir oyuncu ihtiyaçları olabilir. Yani Murat ne dersin? Orta sahada da... Hadi Bakasetas'ı sen önde kullanıyorsun. Çok fazla git geller oynamayan bir oyuncu da orada bütün iş işte Hamçık oynadığı zaman Hamçık ve şeye kalmıştı. Berat. Siyopis'e kalmıştı. Berat var. Berat var. Bir de Dorukhan var. Bu açıda Dorukhan daha fazla oynayacaktır Berat'a nazaran. Evet. Buradan yola çıkarsan orta sahada bir boşluk olabilir mi? Yani orta sahaya transfer yapacaklarını sanmıyorum. Belki... Şimdi Sayın Başkan'ın dünkü imza töreninde bazı sözleri vardı. O şeyi izlerken, haberi izlerken aklıma geldi. Bir stoperle kapatmayı planlıyoruz transferi diye. Yani ama şurayı açık kapıyı bırakmış. 3-4 tane genç daha, genç oyuncu takviyesi yapabiliriz diye. Yani genç bunlar sahanın tabii hangi mevkilerini bilemiyorum ama... İstediğimiz transferleri yaptık, hedefe ulaştık diye gayet işte umut verici sözleri var. Burada önemli olan şimdi hocanın tabii Abdullah Avcı'nın önümüzdeki sezon geçen sezon son haftalarda yani futbol olarak biraz taraftarı hayal kırıklığına uğratan takımın hazırlık döneminde toparlanıp sezona iyi bir giriş yapması ve her şeyden önce işte şampiyon bir takım olarak biraz önce dediğimiz gibi yani zaten Sayın Başkan da dedi yani bizim oradan elde edeceğimiz gelir kulübün bütün maaşlarını sporcuların maaşlarını karşılayan bir rakam diye yani bu rakamdan yoksun olmak Trabzonspor'u gerçekten ciddi manada ekonomik olarak sıkıntıya sokar çünkü yani bu Trigueze transferi de maliyetli bir transfer. Bravo. Bundan önce yapılan bir transfer daha vardı. Eren Elmalı Larsen'i aldılar. Larsen yine aynı şekilde. Sonuçta Doğucan vardı bu arada. Doğucan evet. Aspolatlı. Yani onu şimdi da orta sahaya yeni alacakları oyuncu da yani stoper şeyini alacakları oyuncu da muhtemelen maliyetli bir transfer olacak. Oyuncu sattılar mı? Satmadılar yani mesela Trabzonspor'da oyuncu satmadı hatırladığım kadarıyla şu ana kadar. Giden yok. Giden yok. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne efendim? Ömür konuşuluyor. Yani ömürün zor konuşuluyor ama yok ya. Yani burada en kuvvetli ihtimal Uğurcan. Yani onun da bir Fulham çıktı.
Fulham'ın teklifi rakamı. Fakat yani 12-13 dendi, 14 dendi, 15'in altına vermeyiz dendi, üstünü istiyoruz dendi, öyle kaldı.